privilege to have him in our midst today to speak to us and present Rumi and his poetry to us, and we will hear it directly from him, and he will be interpreted by Mr. Yodaya Doanata, who is his interpreter, and he comes him specially up to do this service for us. So may I ask you to kindly step forward and give us your kind presentation. Thank you. Önce beni davete layık buldukları için Yale Üniversitesi'ne ve Sayın Profesör Gerhard Bauring'e davetlerinden dolayı, sizlere de burayı teşriflerinizden dolayı teşekkürlerimi sunarım. I'd like to start with thanking Professor Bauring and the Yale University for inviting me for this conference, for finding me worthy of giving this lecture. At the same time, I thank you all for coming to listen. Benim süremiz çok kısıtlı, yarısı da tercümeyle geçecek. Onun için ancak denizden bir damla, harmandan bir tane kadar konuşacağız. Ama damla deniz değilse de denizdendir. Tane harman değilse de harmandandır. As you know, we don't have much time, and half of our talk is going to be the translation. So I can only give you a drop from the ocean, a dust from the harvest, but be aware that the drop is from the ocean, and at the same time know that the dust is not the harvest, but it is from the harvest. Hazreti Rumi yeterince meşhurdur ama yeterince doğru tanınmaz. Hazreti Rumi is very famous and known by everyone, but actually, although he is famous, he is not actually known by everyone as he was deserved to be known. İnsanların genel bir hastalığı vardır. Tatbikattan kaide icat etmek, uygulamadan kural çıkarmak. We human being, we have a sickness. We have this wrong tendency of generating rules from our own applications. Rumi deyince akla önce Gornik dervişler gelir. When they talk about Rumi, the first thing that we imagine is the Gornik dervishes. Peki de bu dönen dervişler veya Almanca tabiriyle tanzande dans eden dervişler haftada bir defa en çok 3 saat bu işi yaparlar. En çok. Normalde 1,5-2 saat. Okay, that's fine. Imagining Hazreti Rumi with the whirling dervishes, or as the German says, dancing dervishes. But this part of Mevleviye, the dervishes can do this performance only a few hours a week. Peki o haftanın, o günün diğer 21 saatiyle haftanın diğer 6 gününden 24 saatinde bunlar ne yapar? So one should ask, what would these dervishes do in the rest of the day if they were not doing their whirling dances?
what would they do throughout the week if they don't do anything rest of the week? İşte mesele bu. That is the problem. Bize dünyanın muhtelif yerlerinde hep soruyorlar. Nasıl dönüyorsunuz? They keep asking wherever we go on the face of the earth, how are you whirling? Halbuki doğru soru şu. Neden dönüyorsunuz? But the right questions that they should have asked, not how we are whirling, but why we are whirling. Dönen bir galakside, dönen bir dünya üzerinde, çekirdeğinin etrafında elektronlar dönen atomlardan olmuş bir bedende yaşıyoruz. Niye dönmeyelim? Her şey dönüyor. Biz de dönüyoruz. We live in a universe where galaxies are rotating. We live on the face of Earth, which is rotating. We carry a body in which there are electrons whirling, rotating around their nucleus. Why not we? Sesin kaynağı harekettir. The source of sound is motion. Madem ki her atomda bir hareket vardır, bir ses mutlaka vardır. Bizim duyup duymamamızla alakalı değil. Since there is a motion at every movement of an electron, then this implies that there must be a sound being generated by electrons. The fact that we don't hear doesn't matter. İşte sesin ahenklisine müzik, ahenksizine gürültü denir. So, if the sound contains harmony, we call it music. If the sound does not contain the harmony, we call it noise. Öyleyse sesin estetiğidir. So music is the aesthetic, beautiful harmony of the sound. Söz de, şiir de kelimelerin estetiğidir. So the harmony of the words form the poetry likewise. İşte Hazreti Mevlana bu iki ahenkten yararlanarak insanlara güzel, doğru, iyi, yüksek şeyler söylemiştir. So Hazreti Mevlana used these two harmonies to be able to say things that would bring people to a high spirituality. Onun için hakikatleri şiir kalıbına, yani sözün estetiğine dökerek söylemiş. Bunlar daha sonra müzik kompozitörleri tarafından ayrıca da müzik ahengine büründürülmüş, insanlara öyle arz edilmiştir. So his beautiful sayings were expressed in beautiful poetry, and those who can compose beautiful harmonies, melodies out of these sayings, and then present it to us. Peki Hazreti Mevlana'nın anlattığı şeyin çekirdeği de, temeli de, tavanı da nedir? So one should ask, what is the nucleus, the core, what is the basis, what is the foundation of those beautiful sayings Hazreti Mevlana uttered? Şimdi tercüme ederken love diyecek Gürler Bey. Ben onu kabul etmeyeceğim. O love değildir. O aşktır. I'm going to talk about aşk and your dad is going to translate it as love. And I'm not going to accept that translation. Aşk is not love. Evdeki kediye de aşk, çiçeğe de aşk, insanların birbirine duyduğu sevginin de adı aşk. Bu kadar aşk ucuz, bu kadar ucuz bir şey değil. We use the same word aşk for our cats. We use the same word aşk for our plants,
for everything in our lives we use the same word, aşk. Aşk cannot be this invaluable. Muhabbetin, yani birbirini karşılıklı güzel görmenin cinnet derecesine varmasına, ama deli olmadan, ona da aşk. The strong affection, affection that we feel towards each other, uttermost extent of this affection, to the extent that we lose our mental capabilities, is called aşk. Yaratılmışların en yükseği, en şereflisi insan. Among all those created, the most honorable of all the created ones is human being. İnsanların kendi aralarındaki birbirlerine olan sevgisi dahi aşk değildir. Even the love we feel each other, human beings feel each other, is not, should not be considered aşk. It is not aşk. Çünkü aşk iki beden arasında değil, iki gönül arasında. Because aşk does not exist, should not exist between two bodies. Aşk can only exist between two gönüls that I translated as our spiritual centers or souls. Biz insanı bedenden ibaret görme yanlışlığından kurtulmamız lazım. We have to escape from this common mistake of seeing each other only as material forms, bodies. Çünkü insan bedeni kullanan bir varlıktır. Beden insan değildir. The body is not a human being. Body is being used as a vehicle by human beings. Öyleyse sevgi bedenler arasında değil, bedeni kullananlar arasında, yani insanlar arasında. So the true love cannot exist between the material bodies, but it can only exist between those entities who use those bodies as instruments. Bitti. This is it. Paragraf başı. We start with a new paragraph. Anlamak, beş duyuyla, beş duyu kapısı ile sınırlı değildir. Understanding, perceiving cannot be limited with our five senses. Çünkü beş duyuyla anlamak sadece bedene ait olan hususlardır. The things that we perceive and understand by using our five senses are related only to our material body. Biz bedenden ibaret olmadığımıza göre bedenimizin algılama kapıları olan beş duyudan başka algılama kapılarımız da var. Since we not only consist of our material bodies, we do have other senses other than those five senses. Onların ne olduğuna girersek iyice vaktimiz yetmeyecek. Ama önemli olan nokta şu: biz lisanı bilmesek de bazı büyüklerin ağzından veya kaleminden çıkan sözlerin tekrar edilmesinden dolayı ayrı bir algılama kapısı açarız kendimize. Onun için bazı sözlerin lisanı başka diye tercümelerinden anlamayla kendimizi sınırlamamalıyız. Aslını okumalıyız. Anlamadığımızı zannetsek bile. If we start talking about other senses, we won't have time at all. But understand that just because we don't know the language, just because we do not understand, does not necessarily mean that the sayings of the saints, of the wise, does not, we cannot perceive anything from their sayings.
So we should listen to the words with their original language of the sayings of the sage, of the wise man, and believe me that we will be able to receive from the original language, even if you don't have to interpret. Even if you don't have the need for the interpretation, we will be able to receive something out of this from original language. Bu toplantımızın ilanı kağıdında Hazreti Mevlana aşk ve mesnevi diyor. Bildiğimiz gibi Hazreti Mevlana'nın tek eseri mesnevi değildir. In the flyer that they distributed for this lecture, you see it is said aşk, love and mesnevi. You should know that mesnevi is not the only work Hazreti Mevlana produced. Mesela Divan-ı Kebir, Rubat, Ricalis-i Seba, Rubaiyat, Mektubat gibi eserleri var. Fihi Mafi are also very well known work of Hazreti Mevlana. Onun için Mesnevi ile sınırlı kalmadan diğer eserlerinden de konuyla ilgili sözlerini tekrar edeceğiz. So we will also repeat, touch upon his sayings from other beautiful work of Hazreti Mevlana, and we are not going to limit ourselves to Mesnevi. İşte aşkın zeminini teşkil eden muhabbet hakkında Hazreti bir Rubaiyat'ta ne buyuruyor? So the affection is the foundation of aşk. And let's look at one of Hazreti Mevlana's stanzas, Rubai's quatrains, and let's hear what he says about the foundation of aşk. Az muhabbet murda zinde mi şavet, vaz muhabbet şah bende mi şavet, az muhabbet durd ha safi şavet, vaz muhabbet dert ha şafi şavet. Muhabbet öyle bir kudrettir ki ölüleri diriltir, padişahları kul yapar, kirleri, kirlilikleri ve kirlileri temiz yapar ve bütün dertlere şifa olur. Affection, strong affection, muhabbet is such a power that this power makes sultans slave. This power makes the one who feels dirty clean. It padişahları kul eder, ölüleri diriltir. This power resurrects the dead. And bir de son bir şey daha söyleyeceğim. Dertlere şifa olur. And muhabbet, this strong affection, is the remedy for all the problems. Muhabbetin kudreti hakikaten böyledir. Bunun tarihi örnekleri de var ama fazla zamanımız yok. When you look at the power of this affection, muhabbet, historically we have many evidences and historical records of that, but since we don't have time, we will not be able to go into it. İşte bu muhabbetin, bu muhabbetten haberi olmayanlar tarafından aşırı kelimesiyle izah edilen daha yükseğine aşk. So this muhabbet, this affection, as was described in this Rubai, for those people who have not understood or have not lived this affection, by using the word uttermost affection, by using the word extreme, they try to express what they have not experienced by saying that aşk is a strong affection. Aşk kelimesi İslam inancı içerisinde Kur'an-ı Kerim'de geçmediği için bazı metne sadık kalıp metnin derinliğine intibak edemeyen yüzeysel
kendini bilgin zanneden cahiller aşk olmaz diye inkar edebilirler. Some people who think themselves as scholars but in reality they are ignorant, they just look at the surface of the text. They say that just because they claim that just because the word aşk does not appear in the Holy Book Quran, they deny the existence of this strong affection, but they are ignorant. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de aşk kelimesinin geçmemesi çok tabiidir, çünkü aşk, yani orijinal ifadesiyle aşk o Farsça bir kelimedir. Kur'an-ı Kerim'de Farsça kelime yok. It is so natural that the word aşk, which is a Farsi word, does not appear in the Holy Book Quran because it is not Arabic. Ama Kur'an'da aşkın tarifi vardır. But the description of aşk exists in the Holy Book. Eşeddi hub. Hub, güzel ve muhabbet. Karşılıklı güzel. Eşeddi, şiddetli. So there is this... Eşeddi hubben lillah. Ayetin tamamı o. Müslümanlar Allah'ı şiddetle sever. Şiddet kelimesi zorbalık manasına olan değil, çok yüksek, çok yoğun manasına. Eşeddi hub kelimesi aşkın tarifidir. In Kur'an-ı Kerim, in the Holy Book, there is a verse. In the verse, it is said, "Eşeddi hub billah," which means, translation is that, strong affection, strong connection, strong love to the Creator. That's uttermost extension of affection to the Creator is the definition of love. Bir başka genel yanlışlık da semayı da bu nevi aşk terenlerini de Hazreti Mevlana'nın icat ettiği zannıdır. Bu bir zandan ibarettir, böyle değildir. Another common mistake, in other words, a common guesswork that everybody makes is that the sema, the ceremony of whirling dervishes, they think and they make the mistake that it is invented by Hazreti Mevlana. Zaten kendisi öyle söylüyor. Aşk ast, tariki rahı peyamberi mao, mazadeyi aşkamu, aşk maderi mao. Benim aşk yolu dediğim yol benim peygamberimin yoludur. Ben aşkın çocuğuyum, aşk benim anamdır. Yani beni dünyaya getiren, var eden şey. What I call, this is Hazreti Mevlana speaking, what I call love, what I call the path of love is the path of my prophet Muhammed. I am the child of love and my mother is love. Yani icat etmiş değil, sadece çok güzel terennüm etmiş, insanlara güzel anlatmıştır. İlk icat eden bilen de değildir. He is not the inventor of it. He just beautifully expressed this strong affection to us. Keza semayı da Hazreti Mevlana icat etmemiştir. Hazreti Mevlana'nın babasının şeyhi olan Necmeddin-i Kübra'nın eserlerinde sema ilk olarak yazıya geçirilmiştir. Necmeddin Kübra da icat eden değildir. Var olanı yazıya geçiren zattır. İlk sema Hazreti Ebubekir tarafından Asr-ı Saadet'te yapılmıştır. The whirling ceremony is not invented by Hazreti Mevlana. As a matter of fact, when you look at the books written by the sheikh, the spiritual guide of Hazreti Mevlana's father, Sheikh Kubrevi, in his work, you can actually see the description of sema, the whirling ceremonies. As a matter of fact, the origin of sema, the whirling ceremonies, goes all the way to Hazreti Ebu Bekir. O tarihi bilgilere girersek yine vakit yetmez. We will not be able to cover that historical facts because we don't have time. Aşk-ı âm bükzîm ki cümle enbiyâ
Yaftan az aşkı ol, kâru keyal. Sen de aşk yolunu seç. Bütün yol gösterici peygamberler ve onlara uyanlar gibi ki ancak ve ancak aşk ile kazanç sahibi yani mutluluk ve şeref sahibi olunabilir ve Allah katında makbul olma yüceliğine erişilir. You like the prophets who showed us the right path, like the followers of the prophets who showed us the right path, you also choose the path of love. Through the path of love, you can only gain honor and happiness in this life, satisfaction in this life. Through the path of love, you can only get acceptance in the presence of your Lord through the path of love. Aşk zinde der ravanu der basar her dami başarır zi gonca taze ter. Aşk her an ruhta da gözde de tazeliğini korur. Hiç eskimez. Aşkın tazeliği gül bahçelerinden hiç eksilmeyen goncaların tazeliği gibidir. The freshness of aşk is like the freshness of the flowers blooming in the rose garden. It will aşk always stays fresh. Aşkın gözdeki tazeliği yaratılmışlar hakkında. Ruhtaki tazeliği ise yaratıcı hakkında tecelli eder. So the manifestation of aşk as its freshness happens in the eyes of us as the aşk through the created. The freshness of aşk that manifests itself in our souls, in our spiritual centers, is the sign of aşk towards our creator. Vaktiyle bana da aşık olmuşlar. Once upon a time, people fell in love with me too. Böyle vücudum gergindi o zaman. I had the nicest body at the time. Belim böyle iki büklüm değildi. Saçlarım siyahtı. I had black hair and I was not bending like I am doing now. Benim aşık olduğum da öyleydi ha. You should know that the woman I fell in love also had the same futures. Şimdi ikimiz de torunların peşinde ah uh diyerek koşuyoruz. Now we are chasing our granddaughters by saying ah uh because of the pains that we suffer when we run. İşte yaratılmışta yani gözdeki aşkın tazeliği yaratılmışlar hakkında. Şimdi her ikimiz de birbirimize torunlarımızdan dolayı bağırıp çağırıyoruz. Eskiden bağırıp çağırmazdık. Torun sevgi. Çünkü değişti. Ama gönüldeki, ruhtaki aşkın muhatabı olan yaratıcı değişmedi. Hep taze. So the freshness of love as it was perceived, received by eyes, it goes away. Now, because of our disagreements, because of our grandchildren, we sometimes criticize each other. That's a sign, that's an indication that freshness that existed in the eye can may wear off. But the freshness of aşk, the love that we have in our spiritual hearts towards our Creator, will never wear off. Çünkü zan ki aşkı murda gam payende nist. Zan ki murda suyime ayende nist. Ölülerin ve ölecek olanların yani fani olanların aşkı kalıcı değil ki ona zaten aşk denmez. Meyil denir. Ölüler bizim yanımıza gelmez. Those, sembolik bir ifade arz edeceğim. There's a symbolic expression. Those
who will die, those who are temporal, their love cannot be eternal. And I will explain the meaning here. Zinde kelimesi Farsça'da diri, canlı demek ise de burada öyle değil. Ölümün karşıtı olan dirilik değil. Hayatiyetini muhafaza edebilmek diriliğidir. Bu da sürse sürse kıyamete kadar sürer, o da bitecek. Ama baki olan, ölümsüz olan ancak Allah'tır. Ona olan muhabbet, aşk ölümsüzdür. So everything is temporal. Being alive, the word diri is translated here as being alive, but it is not really the opposite of being dead. Life will exist until the end of the time, but even life will disappear. Even life itself is temporal. What is not temporal, what will last until the eternity, is our strong affection and connection and love to our Creator. Aşk, kendi hayatına yol verme ve rehber edinmede, aklı kendine rehber edinenler için kolay kolay anlaşılacak bir şey değil. Aşk is going to be very difficult to understand for people who take their mental abilities, their intellects as their guide in this world. Doğu edebiyatında aşıkların sembolü Mecnun. In the Eastern literature, Mecnun is the symbol of those who are in love. İsmi Kays. The original name is Kays. Sevdiğinin adı Leyla. And Leyla is the beloved. Bir gün Kays arkadaşlarıyla beraber otururken uzaktan mahalle arasında hastalıklı, gözlerinden daha fazla içinizi kaldırmayayım ama çok çirkin ve hasta bir köpek geliyor. So one day Kays was sitting with his friends and they saw a dog, but such a dirty, sick dog was approaching to them. Mecnun oturduğu yerden fırlıyor, gidiyor, o uyuz köpeğe sarılıyor, özellikle gözlerinden öpmeye başlıyor. So Mecnun, as soon as he sees this sick and dirty dog, runs, rushes towards this dog, hugs the dog, and in particular starts kissing the eyes of this dog. Arkadaşları, sen hakikaten delirdin, aklını kaybettin diye tenkit ediyorlar. So the friend starts criticizing, maybe laughing at him, saying that you, honestly, you lost your mind. Mecnun'un cevabı, bu köpek Leyla'nın mahallesinin köpeği. O gözler Leyla'yı görmüştür, öpülmeye değer. This is the answer from Mecnun. This dog belongs to the neighborhood of Leyla. This dog comes from Leyla's neighborhood. These eyes saw Leyla. They are worth to be kissed. Acaba anlatabildim mi? I wonder if I am able to explain. Hazreti Mevlana bütün fenalıklardan kurtulmanın yolunun da aşk olduğunu ifade buyuruyor. Şah baş, ey aşkı hoşi sevdayı mal, ey tabibi cümle illet hayı mal. All the ugliness, Hazreti Mevlana with this stanza tells us that aşk is the solution. Through aşk we can get rid of all the ugliness. Ey faydası yüksek, hoş olan bütün illetlerimizin, marazlarımızın, hastalıklarımızın devası olan aşk.
Çado, çok yaşa, bravo, vesaire. O manada. Beyt. And this stanza says that live long, aşk. You are the remedy to all of our sicknesses. Ve ey devayı nahveti namusu mal, ey tu eflatun mücalinusu mal. Bizim kolay kolay deva bulmayacak olan iki büyük hastalığımız, kibir ve azamet, ilaç olan ve bizim için eflatun, yani Platon ve Calinus olan aşk. Çok yaşa. Live long, aşk, which is a remedy to our worst enemy, which is pride, seeing oneself better and higher than others. Burada Platon, hikmet sahibi, bir antik dönem felsefecisi değil de hikmet sahibi bizzat olarak, Calinus da şeyden neydi o yemin eden Hipokrat'tan daha önemli ama Hipokrat kadar meşhur olmayan bir tabiptir. Yani biri bedenle ilgili arızaları gideriyor, diğeri gönülle ilgili arızaları gideriyor. İki sembolizm. Biri Platon, biri Calinus. Aşk bunlardan üstündür diyor Hazreti Mevla. He talks about, gives two symbolic names. One is Plato, as a symbol of someone who has wise advices, who is a sage and a wise man, knows the remedies for our spiritual sicknesses. And also he gives another symbolic name, which is actually more important than Hippocrate, and that's the symbol of the remedies for the sicknesses that we have our bodies. And he says that, aşk, you are better, more important, more powerful than those, Plato and Zeus. Calinus aynı zamanda hemşerimizdir. Bizim Batı Anadolu, Bergamalı. We are very close to Calinus. He's from where we are from Bergama. Demin bir sual arz ettim. Mevlevi ayini, yani sema ayini yapılan zamanın dışında Mevleviler, yani Hazreti Mevlana'nın yoluna uyanlar ne yapar diye. So I presented a question a while back and I asked those people who performed whirling ceremonies, what do they actually do? How do they spend their times when they are not whirling? Cihad-ı Ekber yaparlar. They do Cihad-ı Ekber. They strive. They do perform the biggest, greatest striving. İşte burada bir yanlışlık daha yeniden ortaya çıkıyor. Cihad-ı harp etmek zannediyorlar. So this is another mistake, that common mistake that people make. When they talk about Jihad, they think that jihad is waging war. It is not. Jihad harp etmek demek değildir. Jihad is not waging war. Gayret kelimesinin ifade ettiği mananın çok mübalağalısının adına Arapçada cehd derler. The exaggerated effort. The words in Arabic, that the meaning of the word exaggerated effort in Arabic is jihad. Jihad kelimesinin çoğulu da cihattır. Jihad is the plural of the word jihad. Yani büyük gayret, çok büyük gayret demek. Excessive effort, the meaning of jihad. Dünyada hiçbir harp ömür boyu sürmez. İskender bile ara sıra harp etmeden zaman geçirdi yani. No war in the history of mankind lasted forever. Even the Iskender, Alexander the Great, even him, he spent some time, he had some time when he was not waging wars. And George Washington da general, o da Potomac Nehri'ni geçtikten sonra hep harp etmedi.
So after passing through Potomac, General George Washington, he also stopped waging wars. That was his achievement. Yani her harp biticidir. All wars have ends. Ama nefis ile insanın mücadelesi bitmez. However, the war that we wage against our lower selves, our ego, never ends. It's everlasting. Hatta bazen manevi olarak yükseldiklerini zannettiğimiz insanlarda bile belli bazı basamakları çıktıktan sonra egoizm, enaniyet, benlik ortaya çıkar. Yüksekten düşerse de parça parça olur. Even for people we think that they are spiritually very high, they are also tested with this and they have to wage war against their egos. If they fall, they really fall from a very high spot and it destroys them. Hazreti Mevlana aşkın sembolü olmuş bir büyük şahsiyet olmasına rağmen çok büyük bir disiplin sahibi adamdı. Başıboş değildi. Hazreti Mevlana is a symbol of love. He is the symbol of love, but he is not drifted, he is not disorganized, he is not he has this incredible discipline. Çünkü çok büyük bir İslam hukuku alimidir. He is a great scholar of the Islamic jurisprudence at the same time. Yani fakihtir. He is qualified to pass judgment on Islamic canon law. Kendisinden tam 100 sene sonra vefat etmiş Abdülkadir Kureyşi isminde bir tabakat müellifi, yani biyografi yazarı vardır. There is an author who passed away 100 years before Hazreti Mevlana, and he's famous with writing biographies. 1373'te Kahire'de vefat etmiş, kabri oradadır. He died in Cairo in 1373 and his tomb is there. Onun bir kitabı var. And he has a book. Üniversite olduğu için rahatlıkla söyleyeyim, belki kayda geçer, araştırırlar, bulurlar. Cevahir-ül Muliyye fi Tabakat-ül Hanefiyye. Kitabın adı bu. He has a book, since this is university, I am hoping that this would create some curiosity among certain scholars here and they would go and investigate, maybe go to Cairo and investigate this book. And the name of the book is... What was the name? Öyle diyemiş. And the name efendim. I won't be able to. Bu kitap 1978'de basıldı. Nüshalarından bir tanesi Süleymaniye Kütüphanesi'nde. Sayın Profesör bilebilir. My professor would know one of the copies of this book can be found in the library of Süleymaniye. Bu kitap büyük Hanefi fakihi ve İslam hukukunu İlk defa belli bir kanala koyup belli bir metodoloji dahilinde incelenmesini sağlayan, aynı zamanda kendisi de büyük bir hukukçu olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Numan İbni Sabit'den 1370'li yıllara kadar gelen çok önemli, sıradan değil, cevahir, yani cevher, mücevher kıymetinde olan fakihlerin biyografilerinin toplandığı bir kitap. Bu kitabın ikinci cildinde Hazreti Mevlana'nın, birinci cildinde Sultan Veled'in biyografisi yazılıdır. Yani sıradan bir fakih değil, kitaba girecek kadar önemli bir hukuk alimidir. He was not an ordinary scholar of Islam. The book that I mentioned, which is in the library of Süleymaniye, when you examine this book, you are going to find the biographies of all the scholars. The great scholars of Islamic jurisprudence, starting from Imam Azam Ebu Hanife. And this book is like a gem. When you look at the biographies of the people who are written there, all the great Islamic scholars,
who have the authority to pass judgments in Islamic canon law, you can find the biographies there. The important thing is there, the first name in that book is the father of Hazreti Mevlana. The son of Hazreti Mevlana, Hazreti Mevlana's son, Sultan-ı Ulema, Sultan-ı Veled. And the second name is Hazreti Mevlana. So they are non-ordinary scholars if their name went into this book. İşte bu kadar büyük bir hukuk alimi olmasına, binlerce beyitlik şiirler yazmasına rağmen Ba am ki az payvastemen aşk geçtem aşk men Digane mi başam canin ba aşk az destifiden. Yani ben aşkla o kadar birleştim ki aşk ben oldu, ben aşk oldum. Zaten nefsin fitnelerinden kurtulmanın da başka bir yolunu bulamadı. Ancak aşk diyor. So such a great scholar of Islam, such a great scholar of Islamic jurisprudence and at the same time of fire. Listen what he says. He says that I am blended, united with love. Love became me and I became love. Love was the only way that I can resist to the seduction, to the deception of my lower son. Buraya kadar teşviklerinizden dolayı tekrar teşekkürlerimi sunarım. I'd like to repeat my gratitude for you coming here to listen to this talk. Ama ayrıca Konya'ya da bekleriz. But I would also like to invite you to Konya. Konya'da Hazreti Mevlana'nın dergahı ve türbesi var. The tomb of Hazreti Mevlana and his dergah, his establishment of Mevleviye is in Konya. O dergahın kapısında iki satırlık bir yazı var. At the door of his dergah establishment in Konya, there is a writing with two words, the two lines. Kâbetul uşşâk vahşet in makam, herki nâkıs âmet, inca şüt tamam. Burası aşıkların kâbesidir. Kimde noksanlık varsa burada o noksanlıklar biter. Noksanlıklardan burada kurtulur. Yani noksanlıkları yalnızca aşk tamam eder. This is the Kabe for the lovers. If anyone has aşkların kâbesi. Kıble Kabe değil, aşkların kâbesi. Yeah, this is the Kabe for the lovers, for the lovers. Yeah, this is the Kabe for the lovers. If anyone has any shortcomings, this is the place to get rid of these shortcomings. Aşk will eliminate, make your shortcomings disappear. Oraya gelince, tabii bir olgu olarak orada türbe de var dedim. Ama bu sözün doğrusu değildi. So I said that the tomb of Hazreti Mevlana is there, but this is not the correct way of saying it. Çünkü kendisi şöyle buyuruyor. Ba'daz vefat, turbeti ma der zemini mecul, der sinehayi merdumi arif, mezar ma'z. Ölümümden sonra benim kabrimi yerlerde arama. Benim mezarım aşıkların ve ariflerin gönlündedir. Because he said, Hazreti Mevlana said, after I pass, do not look for my grave on the earth. My grave, my resting place is in the hearts of the lovers. My resting place is in the hearts of those who know their Lord.
Yani sizlerin gönlünde. Meaning I am in your hearts. Toplandık dağılmak için. Aynen doğduk ölmek için olduğu gibi. As we were born because we are going to die, we gathered here because at the end we are going to split. Ama birkaç dakika var. Belki kısaca cevaplandırılabilecek sual sorma ihtiyacında olanlar olursa, eğer usule de uygunsa, sual alabilir. It is acceptable with the format of this conference, and since we have still time, I would accept questions and try to answer. Yes, let us go into the question period. Perhaps I can start it with one. Thank you for this inspiring talk. It was so much centered on the concept of love, of mahabbat and ashq, or ashq, as you mentioned very strongly. And perhaps I can just ask one question that has perhaps two parts. Does Maulana make a distinction between the word mahabbat and ashq? Or does he mean exactly the same reality? And then the part that could connect with it, is that concept of love something that is static? Does it always remain the same? Or is it dynamic? Does it develop? Does it mature? Birinci sorum diyor, Hazreti Mevlana aşk ve muhabbeti, muhabbet kavramını bir mi tuttu, yoksa bir aralarında bir farklılık var mıydı? Vardı. Muhabbeti ayrı olarak ifade ediyor, aşkı ayrı olarak ifade ediyor. Aynen muhabbet, aşkın zemini, ondan sonra artık iyice ben olmaktan çıkınca aşk olmaya başlıyor. Muhabbette ben vardır. Ama aşk olunca ben kalkar. So there is a differentiation, and Hazreti Mevlana establishes muhabbet as the foundation, but muhabbet, at the level of Muhammad, there is still me, there is still ego. When me, the ego disappears, then it is possible to achieve aşk. At the level of aşk, me doesn't exist. Bir de eğer şeyse, müsaade varsa, çok sübjektif bir şeydir. Yani ne akademiye sığar ne de satıra sığar. Aşk evet. Aşk is very subjective. Aşk, it is not possible to limit the description, comprehend the description, complete the thorough description of love. Neither in academia or by writing books. Heza, Hazreti Mevlana bunun böyle olduğunu Mesnevi Şerif'te bir kıssa ile anlatıyor. Zamanın halifesi Leyla'yı çağırtırmış. Bu Kaysi Mecnun'dan kızı bulun getirin bakayım demiş. Getirmişler. Bakmış. Ya sen de öteki güzellerden farklı bir şey değilsin yani. Sen de sıradan bir kızmışsın ya. Deyince Hazreti Mevlana çok güzel ifade eder onu. Sus diyor. Leyla. Sus. Sen Mecnun değilsin. Anlamazsın. Ali olmakla anlaşılmıyor. Aşık olmak lazım. So in Mesnevi there is a beautiful story that explains this. That explains the fact that why aşk cannot be written thoroughly in books or explained in academia is the story of the Sultan. Now this the beauty of Leyla and the love of Mecnun became a story, became a saga at the time. So the Sultan wanted to see who is this epic beauty, Leyla, and he wanted Leyla to be brought to his presence, and they bring Leyla to his presence. He looks at Leyla and he was a little surprised, a bit disappointed, and he said that, "You are not that beautiful," he was about to say, and Leyla said, "Hush, you are not Mecnun," meaning that to be able to see the beauty, you have to be Mecnun. You have to be able to understand aşk, you have to be Mecnun. The second part of your question was related to
was it related? Development within the concept of not from whether it's static or dynamic. Bu sevgiliye tanımladığımız şey love'dan bahsediyor. Yani evet. Aşk demek demek love. Evet. Bu kendi içinde fazla olup gelişen bir olgunlaşan bir evet. unsur mudur? Evet. Yoksa statik kalıyor. Aşık, aşıklıktan kurtulup maşuğun varlığında yok olduğu zamana kadar ilerler ve orada. So the final station of this the final destination of this process is when the lover loses his own identity and becomes the one with the beloved. That is the final stage. Şark edebiyatında gül ve bülbül sembolü aşk olarak çok kullanılmıştır. In the Eastern literature, the symbolism of the rose and the nightingale is used often, frequently to explain this concept. Şehzade Şirazi'nin bir rubayisinde şöyle anlatılır. Şehzade sıradan bir ajan yaran şairi değildir. Aynı zamanda Sühreverdi tarikatında şeyhtir. Şehzade is not an ordinary poet, but at the same time he is a sheikh, he is a spiritual guide in the order of Suhrevi. Sabahın erken vaktinde gül bahçesine uğradı. Orada gül dalına konmuş bülbülü gördüm ama hala feryat ediyordu. Dedim ki, senin ömrün güle kavuşmak için feryat ederek geçti. Şu anda gül dalının üstündesin, gülle berabersin. Hala niye feryat ediyorsun? Dedi ki, o hala gül, ben hala bülbülüm de ondan. Sheikh Sadi, this spiritual guide, an incredible poet, he talks about this symbolism. And one morning he enters the rose garden and he sees nightingale at the branch of a rose still crying. Still screaming, and I turned to the nightingale, and he said, "Why are you still screaming? You are at the top. You are with the rose." And nightingale turned back to him and said, "But I am not the rose." Beautiful. Thank you. Please, other questions that come from the audience. The seats has increased tremendously. Professor Amarnath, please. Yes, can I ask a question about the musical tradition associated with Rumi? Hazreti Mevna ile alakalı olan müzik geleneği konusunda soru sorabilir miyim? Yeah. Since the music that is often accompanies the recitation and the mazur of Molana in Rumia and in other places, often is played on the reed. I'd like to know how much back we can trace this tradition in the Mevlevi order. Is this something that has been documented, or is it something that's purely developed on the heart-to-heart musical tradition? Mevlevi'deki müzik geleneği ve seremonilerin bir gelişme tarihi, gelişim tarihçesi var mı? Nereden başlayıp nereye gittiğiyle ilgili olarak? Eğer bir eser tek kitap halinde soruyorsa Sayın Profesör, böyle hazırlanmış bir eser yok. Ama geneline bakıldığında bu gelişme mi diyelim veya değişik mi diyelim, bunu tespit etmek mümkün. It is possible to see this development in written documentary. There exists no single book that would explain to you the development of this tradition, but it is possible, scholarly it is possible to document this development. Hazreti Mevlana'nın müzikten anladığı, hatta tekniğinden de anladığı eserlerinden çıkıyor. Çünkü bazı kelime oyunları, yani edebiyat oyunlarında makam ve usul isimleri vardır Hazreti Pir'in eserlerinde. When you look at the work of Hazreti Mevlana, you see evidences, traces of musical knowledge. He talks about modes of music, he talks about rhythm within his own writings. Kendisinin bir eser, bir enstrüman çalıp çalmadığı hakkında bilginiz yok.
ama Mesnevi Şerif insanı kamile sembol olarak ney ile birinci beyt başladığı için oğlunun rebabname, yani enstrümanname. Rebab orada bir özel sazın adı değildir. Genel enstrümandır. Rebabname diye bir kitap yazdığına göre oğlunun da Sultan Veled Hazretlerinin de musikiden anladığı aletlerin tekniklerinden de anladıkları her ikisinin de gayet aşikar anlaşılıyor. Daha sonra Hazreti Mevlana zamanında bugünkü tespit edilmiş, formal hale getirilmiş affedersiniz, formal hale getirilmiş musiki yok. Ama serbest icra ile var. Aşağı yukarı 1450'li yıllarda Konya Çelebi'si Pir Adil Çelebi, daha sonra da 18. Postişin Pir Hüseyin Çelebi zamanında değişikliklerle Hüseyin Çelebi zamanında bugünkü haline gelmiş. Hem musikisi hem sema ritüeli. So when you look at the work of Hazreti Mevlana, even the beginning, the Mesnevi starts with the reed as a symbolism of perfect human being. And also there is another work that is written by his son Sultan Veled, and in that he's talking about different instruments. These are the indications, evidences that we find that they are very knowledgeable in music. But the form that we know recognized today is developed later, and Pir Adil Çelebi, Pir Adil Çelebi, Pir Hüseyin Çelebi. And Pir Hüseyin Çelebi are the people, are the names who established the final forms. Which is what period? Çelebi is what? Hangi zamana rastlıyor acaba? Pir Adil Çelebi 1450'li yıllar. 1450. Şeyde Pir Hüseyin Çelebi de 1655'te. 70 arası. So Hüseyin Çelebi is like 1650s, 1670s. Pir Adil Çelebi is 1450s. Yani Sayın Profesör bilir, Konya'da Kapı Camii var. So there's a mosque in Konya, Kapı Mosque. O camiyi yaptıran zat Pir Hüseyin Çelebi. He is the one who had this, that mosque built. Hüseyin Çelebi had the mosque built. Eğer uzatmıyorsam bir şey daha ilave etmek isterim. Herhangi bir müzik icrasında çok seslilik veya çok saz kullanmak, büyük bir koro olmak müziğin yüksekliğinin göstergesi değildir. The quality of music cannot be measured by the number of instruments that are used to perform the melody, or by the number of voices that are included in the melody. Müzik, ses aralıklarının insan ruhu üzerindeki tesirinden istifade ederek insanda yüksek duygular uyandırıyorsa müziktir. Bu bazen bir yanık neyden, bazen bir flütten, bazen bir tek kemandan, bazen bir orkestradan, bazen bir su şırıltısından olur. İşte Mevlevi meydanında çok sazlı ve korolu bir müzik icra ediliyor olması Mevlevi müziğinin diğer tasavvuf ekollerinin müziğinden üstün olduğunun göstergesi değildir. Kadirisi, Rıfaisi, Mevlevisi, Bektaşisi, Halvetisi, Sadisi, Şazelisi, yani bunlar tasavvuf ekolleri. Bu tasavvuf ekollerinin müzikleri de asla Mevlevi müziğinden daha az değerli değildir. Velev ki tek ses tarafından icra edilse bile. What makes music valuable is the capability of the notes creating higher inspirations in human being, not the number of instruments. There are many other different Sufi orders, Kadiriye, Cerrahiye, Halvetiye,
Rifaiye. When you look at those different orders and when you look at their music, they are not using instruments as much as Mevlevi order is using, but that doesn't mean that their music has less quality or their music is lesser than Mevlevi music. Mesela Kuzey Sudan'da Şaceliler sadece el çırparak bir müzik icra ederler. Çok tesirli bir müziktir. Sadece el çırparak. Şazeli order produces music in Kuzey Sudan. In North Sudan just by clapping hands, and it's such a powerful, such an inspirational music. Yani kimi elini böyle vurur, kimi böyle vurur, kimi böyle vurur, ama değişik bir ahenk çıkar, yüksek bir müziktir. It's an incredible harmony by just clapping your hands in different forms. We had another hand. I'll ask this question in French first, if that's okay. Speak up. Merak etmedim. Hazreti Mevlana'ya göre insanın insanı kamil seviyesine ulaşması kendi başına, kendi kişisel dindarlığıyla yapabileceği bir şey midir? Yoksa hep yardım alması mı gerekir? Bu Hazreti Mevlana'ya göre değil. Ayrıca soruyu istersen de. So my question is, according to Hazreti Mevlana, is it possible to achieve this level of love or to achieve that kind of tasavvufun ana prensipleri bazı tasavvuf ekollerine göre değişmez. Dolayısıyla Hazreti Mevlana'ya göre değil ama tasavvufa göre kemal kendi kendine olmaz. Çünkü Allah kitabında siz benim genel emirlerimle belli bir nefis seviyesine gelirsiniz. Ama o nefis seviyesine geldikten sonra benim kullarımın, yani burada sadece kul ve mahluk aynı mana değildir. Özel, has kullarımın arasına girmelisiniz ki razıya ve merziye. Ya yetuhan nefsül mutmainne. Ayetini bakın. Kur'an-ı Kerim'de ayetler insanlara hitaben, kafirlere hitaben, müminlere hitaben, peygambere hitaben, peygamber hanımlarına hitaben, hep var. Nefsin sadece bir tek derecesine var, mutmainneye. Mutmainneye gelinir kendi kendine. Ama ondan sonra mutlaka bir el tutmak lazım. So, the general principles of Sufism, tasavvuf, general principles do not change from one order to another. So what is true for Mevlevi is true for all the other orders. One could come to a certain level by following the orders in our holy book. It is possible through devotions and piety you come to a certain level, and it is described in our holy book the level of self-contentment as level of mutmainne. Once you come to that point, this is the highest level one could achieve by self-devotion. From that point on, if you want to go to higher inspirational levels, you have to hold the hand of someone who could help you understand. Yes, please, sir, with the glasses. I don't know your name. Speak up, please. Yes. Does Asha have a degree of equivalency to the Greek concept of agape? Agape? Yes. Yunanlarda agape diye bir kavram var diyor. Acaba bu aşk diye tarif edilen şeyin Yunanlarda bir kavramı var mıdır diyor. Yunan dilinde. Agape kavramının ne olduğunu bir anlatırsa o zaman ben biraz daha anlatırım. If you can help us understand and appreciate the concept of agape, we will be able to answer this question. Agape is Greek for love. It's Greek for love. Yeah, but what can you explain the concept of agape? Yeah, it's one of the words for love, but it's the divine love as opposed to eros, which is the physical love, or even philia, which is the friendly and so it's the divine love, it's the transcendental love, the ultimate love. İlahi aşkla ilgili bir kelime kullanmışlar. Yani materyal. İlahi aşk Yunan felsefesinde olamaz. 55 bin tane tanrıya 55 bin tane aşk olmaz. Hak edeyim bir tane.
It is hard to believe that the divine love exists in Greek literature because they had about 55,000 gods. How could you have 55,000 gods? Mahalle tanrısı var, köy tanrısı var, şehir tanrısı var, yemek tanrısı var, içmek tanrısı var, sağ el tanrısı, sol el tanrısı. Hangidir? There is the god for everything, for right hand, for left hand, for neighborhood, for this and for that. How could you express divine love for all those? Yani ilahi olunca, yani tanrısal olunca teklik olduğunu bilmemiz lazım. So we have to understand when we talk about divinity, there must be unity. Yani bizdeki Hazreti Mevlana'daki genel olarak aşk kavramı ile çok tanrılılık bağdaşmaz. Mümkün değil. The concept of aşk in Hazreti Mevlana doesn't go with multiple, the concept of having multiple gods. The word agape is the one used in a holy Bible, in the Christian Bible. So it's that one God, not necessarily the Greek pantheon. It's also used in Christianity for the divine love. Şimdi bu Yunanlardan Hristiyanlığa indirgedik. Hristiyanlıkta da var diyor aynı kavram. Doğru. True. Yeah, that is true. It's accepted. In the concept of love, as it is described in the Bible, is the true love. Çünkü teklik var. Demin söylediğim işte o. Because there is unity. Because there is unity. Yes. Yes, sir. Müsaade ederseniz İngilizce söyleyeyim benim. Tabii buyurun. Speak up, yeah. Is there a widespread followership of the Hazreti Mevlana now in today's Turkey, or I mean, how does it affect the daily life in Turkey, the teachings of Hazreti Mevlana? Hazreti Mevlevi'nin takip edilip edilmediğini soruyor. Yani Türkiye'deki günlük hayatta Mevlevi'nin insanlar tarafından hayata tatbik edilen bir tasavvuf ekolü mü? Hem evet hem hayır. Yes and no. Kurumsal olarak hayır, kuramsal olarak evet. As an establishment, the answer is no. But as a concept, a conceptual development, the answer is yes. Her kurum merasimi ile yaşar. So each establishment lives with its ceremonies. Merasimi kaldırılan kurumlar yaşayamaz. If you take the ceremonies away, if you lift the ceremonies, then that establishment cannot survive. 1925'ten beri merasim yasak. Dolayısıyla ne kadar yaşıyor? İşte bu kadar yaşıyor. Since 1925, the Sufi ceremonies are forbidden, and because of that, certain orders could not survive. Denilebilir ki biz işte Konya'da, İstanbul'da, hatta dünyanın başka yerlerinde seremoni görüyoruz. Ama demin sorduğum sualin cevabı orada yok. Seremoni dışındaki saatlerde o gün ve haftanın diğer günlerinde ne yapıyor bu insanlar? İşte o yok. So you may say that we see performance all around the world. We see ceremonies of different Sufi orders. But the main question that I ask does not exist. That is, what are these people doing when they are not doing their ceremonial performances? How they are complying with the traditions of that order? That doesn't exist. Should I ask another question? I have a historical question. You mentioned in your talk that Sama, the dance and the music of the Mevlevis, goes back all the way to Abu Bakr, the first caliph. Mike, I have two questions on that. First, what's the historical evidence that it goes to the first caliph? And why does it stop short at the first caliph and doesn't go all the way to Muhammad? İki sorun var diyor, tarihi sorun var diyor. Birincisi, Sema'dan bahsettiğimiz zaman, Sema'nın Hazreti Ebu Bekir'e kadar
ilk zamanın Hazreti Ebu Bekir'e kadar gittiğini söylediniz. Bu konuyla ilgili iki sorumdan bir tanesi diyor. Bununla ilgili bir tarihi belge var mı? İkinci sorum, Hazreti Muhammed'e kadar bunu götürmek mümkün mü diyor, bu geleneği? Zaten Hazreti Ebu Bekir Hazreti Muhammed'in huzurunda yaptı onu. So the second question, the answer of the first question is actually the answer of the second question, because when Hazreti Ebu Bekir performed the sema, the whirling, it was done right in front of the Hazreti Prophet Muhammad. Bu bir vaka, ama arz edeyim eğer vakit varsa. If there is time, I can relate this story. Benim vaktim var, onların vakti var. I have a lot of time. I've seen the dance, and I've been a number of times to Konya, so I've seen the dance by the Mevlevis themselves perform. The question is, however, where is your historical evidence that this dancing was really on performance? Where is because for a long time there was no Mevlevi dance. So, Mevlevi dance came with Rumi. So there's many centuries between the two. So Muhammad and Rumi. So Hazreti Ebu Bekir'den iki şey söylüyor. Hazreti Ebu Bekir'den sonra bu görülmedi diyor. İkincisi de diyor, are you really asking for an historical evidence like a document, or is ready to tell you? You can easily say, oh, it was already by the time of Muhammad, his close companion Abu Bakr, very early companion, performed it, and since then it existed. But where is the evidence for that? It's are you looking for an evidence like a written document? Yes, you need a historical root for that. Bunun tarihi bir belgesi var. Bu tarihi belgesi. Tarihi belgesi Abdülkadir Meragi'nin. You have you establish your city last to go back to Abu Bakr. Right. That is understood. But that does not necessarily say that the reality of the Sama came from that time. It's simply that you project yourself back towards the origins of Islam. But the dance itself can very well have developed much later, and it actually may not have been an original an Arab phenomenon. Bu semanın daha sonra çıkmış olabileceğinden bahsediyor. Hayır, ben anladım. Demin arz ederken aşk mesleği olan tasavvuf akademiye ve satıra sığmaz dedi. Onun için biraz vakit olacak şimdi. Vakit rica ediyorum, anlatacağım. So when I started talking about the concept of Aşk, I said frankly that it is very difficult to explain Aşk within the limits of academia. So we are exceeding the boundaries now, but I'm going to explain. Bilgilerin kaynağı yalnızca belgeler değildir. The source of the knowledge, the sources of the knowledge. We cannot say the sources of the knowledge are limited by the documents. Bizim edebiyat dediğimiz olgunun kök kelimesi edeptir. So we use the word edebiyat as a translation for which is translated in English as literature. The root of the word edebiyat is edep, means adab, good manners. Batı'da bunun karşılığı ise literatürdür. Yani eski Yunanca'daki letter, yazma fiilinden kaynaklanır. Literatür, edebiyat. So, peki edebiyat yalnızca yazıdan mı ibarettir? In the Western world, the same concept is translated as literature, coming from the word letter. Literature and edebiyat. Let's contemplate on these two words. Does the word literature say exactly what edebiyat is saying? Karşılıklı geldiklerinde 2-2,5 saat irticalen, yani doğaçlama, şiir okuyabilecek kadar kelime haznesine sahip bir toplum düşünelim. Bu toplumun içinde okuma yazma bilen kişi yalnızca 17. Rakamsal olarak 17 kişi okuma yazma biliyor. Diğerleri bilmiyor. Ama 2,5 saat irticalen şiir okuyor. Imagine a society. Ezber değil. Doğaçlama o an. Imagine a society when two people come together, two poets come together, they can improvise poetry as long as 2.5 hours. Imagine a society with this incredible improvisational capability, but
in that society they only have 17 people who know how to read and write. Her sene Ukkas Panayırı denen yerde şiir yarışmaları yapılıyor. Bütün Arabistan oraya toplanıyor. O şiir yarışmasında birinci, ikinci, üçüncü ve yedinci olanlar bir sene boyunca kulaktan kulağa dolaştırılıyor. So there is a competition, there is a poetry competition at the time, and then they select seven poems in this competition, and then those seven poems from ears to ears are circulated in the society for about a year. Onun için sözlü bilgi aktarımı şarkta garbın anlayamayacağı yükseklikte önemli ve doğru. So transmitting information through oral traditions in the East as important as the documentation that is accepted in the West. But West may not be able to, in the West this may not be understood well. Bu girizgahtan sonra şunu söyleyeceğim. Kur'an-ı Kerim'de Allah beni otururken, ayaktayken, yatarken anın, zikredin. Ellezine yezkurunallaha kıyam.